Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlik için ihtiyacımız olan şeyler, bir tane resim kağıdına ihtiyacımız var, yemeklerde kullandığımız tuza ihtiyacımız var ve tuz dökmek için bir adet minik kaşığa ihtiyacımız var, sıradan bir çay kaşığı. Bir tane sıvı yapıştırıcı ihtiyacımız var. Ben beyaz tut kağıdı kullanacağım ama diğer sıvı yapıştırıcılarla da etkinliği denedim. Oluyor. Eğer evde bundan yoksa diğer sıvı yapıştırıcılardan da kullanabilirsiniz. Su boyamızı sulandırmak için suya ve fırçaya ve tabii ki de birazcık sulu boyaya ihtiyacımız var. Benimki yıllanmış böyle. Eski bir sulu boyam, sürekli kullandığım. Hadi o zaman eğer malzemeleriniz hazırsa başlayalım. Şimdi bir tane gökkuşağı yapacağız ve bunu tuz boyama haline getireceğiz. Öncelikle ben gökkuşağını kurşun kalemle şöyle hafifçe çizeceğim ki bu yapıştırıcıyı sürerken bana yardımcı olsun. Ama bütün renklerini çizmeyeceğim. Siz isterseniz 7 rengini de yapabilirsiniz. Ben böyle birazcık temsili bir gökkuşağı yapıyorum şu şekilde. Yanına da şöyle 3 taraftan şişkin 2 tane pufidik bulut yaptım. Şimdi üzerinden yapıştırıcıyla geçeceğim. Üzerine tuzumu dökeceğim. Bir kaşık yardımıyla. Bazı yerleri çok kalın oldu benimkinin. Ama bence problem değil. Böyle tuzu bol bol dökeceğim. Birazcık bunları bekleteceğiz kuruması için. Üzerine dokunarak da kuruyup kurumadığını anlayabiliriz. Elimizde kontrol ediyoruz kuruyup kurumadığını tutkalımızın. Birazcık daha var gibi benimkine. Birazcık daha bekliyorum. Bu kez kurudu. O yüzden alıyorum bunu. Ve yanındaki böyle boş bir kağıda üzerindeki tozları birazcık kağıdıma vurarak, çünkü biliyorsunuz ki tuz hemen nemlendiği için sadece tuz kalın üzerine değil her yere yapışıyor. Evet, şimdi üzerindeki tuzları döktükten sonra ve yapıştırdığımız kuruduğuna göre hemen renklendirmeye başlayalım. İşin en eğlenceli kısmı. Şimdi renklendirmeye başlayabiliriz. Öncelikle fırçamızı bayağı sulandırmamız gerekiyor. Hangi rengi kullanacaksak o rengi de bayağı sulandırmamız gerekiyor. Kuşağımın en alttaki kısmını şöyle renklendiriyorum. Renklendirirken arada bir suya batırırsanız fırçanız daha iyi olacak. Çünkü su aldıkça fırça daha güzel bir şekilde tuzların üzerine yayılıyor. Şimdi ise daha farklı bir renk seçeceğim. Bunun için sarıyı tercih ediyorum. Siz tabii ki de dilediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Sarıyı güzelce sulandırıyorum. Bol bol su veriyorum. Ve aynı zamanda boyamadan önce son bir kez fırçam renk aldıktan sonra şu şekilde. Son bir kez yine suya batırıp o şekilde tuzun üzerine yayıyorum. Ve çok güzel oluyor. Gene birazcık sulandırdım fırçamı. Ve yeniden tuzum. Çok güzel. Şöyle sadece bir dokunuşta kocaman bir yeri boyamış oluyorsunuz. Şimdi başka bir renk tercih edeceğim. Sanırım bu kez yeşil yapacağım. Beni Instagram'dan takip edenler de bilir. Turuncu, sarı ve yeşil uyumu bana çok sıcak duygular anımsatıyor. Böyle küçüklüğüme götürüyor beni. Şimdi gene fırçamı iyice sulandırdım.
Ve gene küçük dokunuşlarla tuzumun yayılmasını izliyorum. Gene birazcık suya ihtiyacım var. Ve şimdi sıra geldi bulutları boyamaya. Aldım yaparken. Umarım siz de eğlenirsiniz. Lütfen yapanlar bana Instagram'dan fotoğraflarını yollamayı unutmasınlar. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.